Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allah mübarek eylesin inşallah. Bu birkaç ders değil mi Mehmet? Bu üçüncü dersimiz. Bu ne ilk defa? Burada ilk defa siz yaptınız. İlk defa salon. Burası mı olacak bu ders salonu? Evet, ders salonu burası. Burası. Allah mübarek etsin. Mehmet, bu zamanın insanlarına Allah seni istihdam edip burada medrese yaptırmamış. Bunu bil yani. Kalbim şey yapmaz, beni hiç aldatmamış. Öyle değil. Bu zaman insanlarına değil. Gelecekteki insanlara yapılmış. Niye yapıyor? Onu da bilmiyorum ben. Allah ehli imana, ehli gayrete, gayretini ihmal etmiyor. Böyle kendi hizmetini istihdam ettiriyor. 5-6 tane hadisi kutsi bil mana ezberlemiştim. Hadis de değil, kutsi. Ondan sonra dersime başlayacağım. Diyor ki Allah Resulüne sahabelerden birkaçı, farklı sahabe, farklı zamanda, farklı mekanda sormuş. Hepsine bulunduğu ortam, soran kişiye göre farklı cevap vermiş. Mesela demiş ki, bununla alakalı değil de örnek vereyim. Ya Resulallah, benim için en hayırlı amel nedir diyor. Anne babana hizmet etmek. Mesela bir başkasına diyor ki, benim için en hayırlı işi nedir diyor. Eşine iyi davranmak. Bu soru soranın durumunu bize gösteriyor. Yani sen bunu alıp da sen hayatına felsefe yapmayacaksın. Yani hayatınca ne yapacağız? Mezhep imamları bunları alıyor. Ne demek bu kişiye göre? O zat anne babasına sert. O zat eşine sert. O zat cimri. İslam ordusunu dana at diyor. Şu anda söyleyeceğim hadisi de öyle düşün. Hadisleri. Ya Resulallah, Allah bizi seviyor mu? Biz Allah seviyoruz. Farklı sahabe, farklı mekanda, farklı zamanda cevap farklı oluyor. Bu, bak, soru sorulan insani külli, Allah Resulü. Soru soranın haleti, ruhiyesine uygun cevap veriyor. Mesela ayna renkliyse, renkli gözüküyor, çatlaksa, çatlak gözüküyor. Şimdi sıralıyorum, uzatmayayım. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu? Bir, o zat hemen hayal et. Cevabı verene değil. Allah bir kulunu severse, sevdiklerini sevdirir diyor. O ortam, o kişinin sorununun cevabı bu. O ortamın, o zatın ve o zatın temsil ettiği ortamın halet rüyelerine verilen cevap, ihtiyaç bu. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdiriyor. Sevdirir diyor. Başka? Allah bir kulunu severse Allah'ın sevdiğini sever. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Kusurlarını ona gösteriyor. Demek ki o ortam, o kişi kusurunu görmüyor. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Hatırladığın risalede var. Kaç tane de olması lazım. Hatırladın var mı? Allah bir kulunu severse dünya ona küstürür. Yusuf Aleyhisselam şeyinde söylüyor. Dünya ona küstürüyor diyor. Alameti nedir diye ben bu işin peşine koştum. Nasıl anlayacağım? Hakikaten Allah beni sevdiğini nasıl anlayacağım? Bu kadar hadisleri şey yaptık. Dünya sevgisiyle Allah sevgisi bir kalpte buluşmuyor. Dünya sevgisi çıktığı kadar Allah sevgisi var oluyor. Ne kadar Allah'ı seviyorsak kalbimize dünya sevgisi o kadar girmiyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Çalışmayacak mı? Hayır. Ümmetçi ruh olacak. Ümmet. Ben yerine biz olacağım. Dava adam olacak yani. Yani bu dünyada niçin bulunduğunun farkındalığı olacak. Dava adam olacak. Adam olacak yani. Öyle langur lungurla böyle Müslümanlık olmuyor yani. Geçmiş ümmetlerin çektiği kadar çekmedikçe Allah sizi affedeceğini, cennete konacağını mı zannetmiyorsunuz? Değil mi ya? Bak neler çekmiş. Kılıçların altında bu dine hizmet etmiş. Biz koltuğumuzda derslere gitmiyoruz. Altımızda araba.
yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ya şimdi gitmeyin. Derse gitmiyoruz. Sıcak ortamda kitap okumuyoruz. Ama cennet denilince ortasını tahmin ediyoruz. Ama kılıç da hizmet edenler. Her an öleceğini. Ya bu hizmet edenler hayatlarını sokakta mı buldu ya? Bir kadar var sana abi. Oku. Hizmet-i Kur'an'ı bulunana ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Kaçtı sayfa? Lemala 42. 10. Lemala. Ya. Daha ihlas ile ciddi bir hizmet-i Kur'an'ı evet. Bulunur. Evet, şimdi saat yok tabii. Yani ne saat? Kapı yok da. Böyle istisnadır ha bu nimet. Bunu sekeratta ölüm anında hatırlarsınız. Allah hatırlatıyor. Sekerat demek doğdun, öldün, bütün hayatın bütünlüğü anda olması. Anda. Onu yaşayacaksın. Doğdun, öldün. Bütün itikadın, amelin, tarafkirliğin, namazın, niyazı vesaire. İşte bu hayatının belki en iyi safhası olacak. Öyle bir dershane açılışındaydım ki kapıları yoktu. Ya çok şükür. Gurur duyuyorum. Bana diyorlar ki Mehmet, dünyaya kendini nasıl tanımlıyorsun? Yani niye bulunuyorsun? Beni Allah dershaneleri açmak için yaratmış. 72. sayfadan İşaret-i Caz'dan okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hatamallahu ala kulubim ve ala semim ve ala ebsarim gışave ve lehum azabun olim. Diyor ki bu ayetin üzerinde durmak icap ediyor. Ben buraları atlamayayım. Ehli cebir, ehli sünnet vel cemaat gibi ehli kelamın şu ayet-i azimenin altında yaptıkları muharebe-i ilmiyelerini dinleyelim. Bu zor dersi burada olurmuş. Ne kadar istifade edersek o kadar kar. Bu zordur burada yapma. Bu olmaz derindir burada yapma. Bu enfusidir burada gitmez. Ne zaman nerede yapacağız işte. Kim ne kadar anlamışsa o kadar ya. Evet. Tabii ya. Kimse sessiz kalmaz. Şimdi üç tane mütezile var. Mütezile var. Cebriye var. Ehl-i sünnet var. Üç tane itikat sistemi çalışıyor İslam'da. Onlardan bahsedeceğim. Mesela mütezile ile cebriye zıt. Ehl-i sünnet vel cemaat biziz. Ortada gözüküyor. Mesela ne demek o? Yani ana fikir bir cümleyle mutezile ne demek? Mutezile esbabı esas almış. Esbab varsa sonuç vardır. Sonuç yoksa sebep yoktur. Cebriye sebep hiç yoktur. Allah nasıl istiyorsa öyle oluyor. Bunlar tertiptir. Hiçbir değeri yok esbabın. Hiçbir emniyeti yok. Ehl-i sünnet der ki esbabın tesiri Allah'ın verdiği yaratması ile var. Tesiri yok. Fakat şartı adidir. Mutlaka lazım. Meyve verecekse gökten atmıyor, ağaca takmıyor. Ama meyveyi ağaç vermiyor. Mesela eylemsel uygulayalım. Diyor ki tüfekle adam birisini vurdu. Değil mi? Risale'de geçiyor. Mutezile, Cebriye ve Ehl-i Sünnet'i bununla kıyas edersek, şimdi bu tüfek bu adam attı. Cebriye diyor ki Cebriye, bu adam hiç ihtiyarı, iradesi yoktur. Allah istediği gibi vuruyor. Günahta da öyle. Allah hakimi mutlaktır. Yani tüfeği atsa ne olurdu, atmasa ne olurdu diye soruluyor. Yani bu adam tüfeği, yani şu olsaydı, bu olsaydı da çakmasaydı, kapsül olmasaydı, adam gitmeseydi, çakmasaydı ne olurdu? Yani çaktı yani bu şart mı öyle? Diyor ki bu tüfek atma meselesinde, Cebriye diyor ki ister tüfek olsun ister olmasın, bu şartlar kaliteli olsun olmasın, Allah onu öldürmeyi murat ettiyse bu şekilde ölecekti. Cebriye diyor ki tüfek atmasaydı ölmeyecekti.
Ehl-i sünnet ne diyor Mustafa? Bizce meçhul ya. Bizce, yani bizce meçhul. Bilmiyoruz. Çünkü Allah ne yapacağını, Allah beni yanına oturttu da bütün ilimler bana söyledi. Bu tüfeği atmıyor. Ne yapacağım sen? Gel bak. Bilgisayarına beni haşa şerik etmedi ki bileyim. Bizce meçhul ne yapacaktı? Yani tüfek atmasaydı ne olurdu? Cebriye diyor ki adam ölmeyecek. Şey, Mutezile diyor ki adam ölmeyecek. Cebriye diyor ki adam tetiği çekmese de ölecekti. Çünkü adamın eceli gelmişti. Zaten ölecekti. Onun tesiri bir şey yok. Ehl-i sünnet diyor ki tüfek atmasaydı biz cemek için ne yapacaktı? Bilmiyoruz. Böyle de bir vazifemiz yok diyor. Onun ölümüne bir kader tüfek mi tayin etti? Evet. O zaman bir kaderin adım kararlılığını iddia ediyorsun. Allah bilmiyor diyorsun. Evet. Demiş oluyor evet. Onun çünkü onun ölümünü tüfekle tayin etmiş. Yani üç tane ekol. Yani düşünce şekli. Zira bu gibi fikri harpler ehli nazarı dikkate davet eder. Bu dersi bilerek yapıyor. Öyle açtım burası çıktı. Aslında bunu yapmayacaktım. Şeytanla alakalı bir şey yapacaktım. Şeytan. Yani dünyaya böyle gelmesi ne sistemi aktif etmiş. Aslında şeytan denilen bir sistem bu. Ademi bir sistem. Vücutta, vücut içinde ademe çalışan bir sistem. Ondan bahsedecektim ama madem bu çıktı dedim gideyim. Binaenaleyh onların bu ayette takip ettikleri cihetleri kontrol lazımdır. Evet, ehl-i sünnet vel cemaatın sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu, ötekilerin ya ifrata veya tefrite maruz kaldıklarını ispat için bazı münasebetlerin zikri lazımdır. Şimdi beraber konuşuyorlar. Arkadaşlar şart edeceğiz. 72. Birincisi, tahakkuk etmiş hakikattendir ki, yani ortaya çıkmış hakikat ki, tesiri hakiki yalnız ve yalnız Allah'ındır. Evet, temelde itikat, esbab aleminde değil de sebepleri de yaratan Allah olduğu için tesiri hakiki, tesiri mecazi değil. Hakiki tesir Allah'ındır. Allah. Çünkü sebebi de yaratan o. Sonucu da yaratan. Yani ağacı yaratan Allah, ağaca hurmayı da takan Allah. Ama hurmayı orada gösteriyor. Yani Allah bir hurma makinesi kuruyor Mehmet abi. Hurmayı kuruyor. Sonra topraktan bir makine yapıyor. Hurma denilmiş. Sonra o makineye gene aynı toprakla toprağı yedirerek meyve yaptırıyor. İlk önce toprakla fabrikayı kuruyor. Aynı toprakla bu fabrikaya meyve yaptırıyor. Yaptıran o. Öyleyse ehl-i itizalin abde verdiği tesir hakiki hilaf hakikattır. Şimdi tek tek inceliyor. Diyor ki Mutezile tesir hakiki verdi ya sebeplere. Yani olursa, sebep varsa, sonuç var. Yoksa usta bunu öyle olmadığını şöyle diyor. Diyor ki tesir hakiki yalnız ve yalnız Allah'ındır. Mutezile itizal şu andaki siyasallaşmış bir yapısı olan Suudi Arabistan'dır. Trafik kazası yaptın mı? %100 haklısın. Sana da ceza veriyorlar. Niye? Niye burada bulundun? Bulunmasaydı bu kaza olmayacaktı. İtikatları trafiğe de uygulamışlar. Kürcüler de yapıyor. Öyle mi? Buraya gelmeseydin de bu kaza olmayacaktı. Dolayısıyla %100 haklı olduğun yere %10 sana suç veriyor. Burada olmasaydı bu kaza olmayacaktı. Bu tesiri kula vermekten tesir hakiki yalnız ve yalnız Allah'ındır. Mutezile tesiri abde vermiş. İkincisi, Allah hakimdir. Öyleyse sebap ve ikab abes değildir. Allah abessiz iş yapmaz. Allah sonucu, süreci, sebepleriyle bir nazar eder ve hikmetle tasarruf eder. O zaman iyilik veya kötülük şekilde neticelenmesi abes değil. Sistem çalışıyor. Ancak istihkaka göredir. Öyleyse istirar ve cebir yoktur. Yani Cebire de diyor ki Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Madem tesiri hakiki mutlak Allah'a veriyorsun, esbabın hiçbir tesiri yok, bu terdibi niçin yaratmış? O zaman hakim ismine ters düşüyor. Bunun madem tesiri yok
Domatesi gökten niye vermiyor? Niye dala takıyor? Demek ki hakim ismi bunları da iktiza ediyor. Aa, sonuç ve Allah ortayı iktiza ediyor. Sebepleri iktiza ediyor. O zaman diyor ki şeye, Cebri'ye, istirar ve cebir yokmuş. Yani ne yapayım güne, cebircilere göre, Mehmet çok tuhaftır, cebircilere göre günah işlesen bile suçlu değilsin. Allah yaptı. Çünkü aynı. Mesela öyle bir itikad var ki böyle eskilerden bazı gene kalmış böyle nasıl hortlanmışsa hiçbir insana teslim vermiyor. Hep Allah yaptı. Tamam da esbabın eğer süreçte bütün isimler bütünlüğünde bir sistem bir değeri yoksa Allah haşa hikmetsiz mi ki? Hikmet sahibi değil mi ki? Bunlar niye yarattı? Bütün bütün az diyor. Tamam hurmayı veren Allah'tır ama hurmayı ağaca takması o ağaçta var olan esmaları da ona iyi. Direkt koparttığın anda veya istediğin anda hurma eline gelse orası cennet. Burası darul hikmet. Orası darul kudret. Abe yani hikmet ortadan kalkmış oluyor. Cebriye diyor ki yani Allah sebep olsun olmasın. Mutlaka bu günahı yapacaktı. Veya bu böyle olacaktı. Adam ölecekti diyor. Dolayısıyla böyle olmadığını. Üçüncüsü, ehl-i sünnet ne diyor? Bak acayip. Birincisi mutezile. Mutezileyi şimdi temsil edenler kimler diye meşrep olarak söyleyebilen var mı? Mutezile. Yani esbabı putlaştırmış. Esbab var, sonuç var. Esbab yoksa sonuç yok. Kim? He? Doktorlar o meslek itibariyle, itikat itibariyle. Cemaat, cemaat. Selefiler, selefiler. He? Vehhabiler. Vehhabilerin, Vehhabi deyince çok böyle aksıl amel olduğu için şimdi onu değiştirmişler ismini. Selefi denmiş. Selefiler. Baksana şimdi insanlar yarattık. Yarattık kelimesini çok aşırı derece etmiyor. Evet, yarattı. Esbaba tesir verdiklerinden diyor. Yarattık diyor. İcat etti diyor. İcat etti, halk etti diyor. Tesire tesir hakiki verdikleri için diyorlar. Şeyler de öyle. Mesela namaz var, namaz yok. Şeye göre, selefilere göre şimdi. Namaz yok, iman yok. Ne acayip ya. Şimdi niçin durdum biliyor musun? Niçin şaşırdım? Şimdi bir insan kendisi dahi namaz kılmadı. Namazı 20 yaşında, 50 yaşında diyelim başladı. Bir adam yeni ihtida etti, döndü. Şimdi bu adama diyorsun ki ey selefi, ey behabiler, senin 40 senelik hayatın var ya, kafirlikle geçmiş. Bu insan mesela ben 40 seneye kadar kafirdim. Ya bu tahammül edilecek şey mi ya? Ne yapıyorlar biliyor musun Ahmet? Bu mutezile yani selefiler namazsız, oruç yoksa kafirsin. Var ya bunu hep küfürle hitap ederler. Tekfirci deniliyor şu anda. İtikad ettiler. Bunların adı tekfir. Kafir. Etiket almış. Yapıştırın. Kafir, kafir. Şimdi bir adama 20 yaşında. Sen namaza ne zaman başladın abi? Tahminen. Yani ara ara kılıyordum ama 35. 35. 35. Ahmet sana diyor ki şu anda kaç yaşındasın? 50. 50. 35 yaşına kadar sen kafirdin. Kazan olmaz. Kazanamaz olmaz. E peki diyor. Sen tahmin edebilir misin 35 senem kafirlikte geçti? Vicdanında sıkıntı olur. Olmaz mı ya? Mesela hocam peygamberimiz mesela inkar etse. Mesela iman şartlarından bir tanesini inkar etse. Müslüman ediyor ama bir tanesini inkar etse. Bilerek. Bilerek. Mesela ehli fetret değilse. Nerede söylüyor? Bunun cevabı nerede geçiyor? 11. şuada geçiyor. Nasıl geçiyor? İman hakikatte 6 tane iman esasından bir bütündür. Bir tanesi inkar edilirse hepsinde yok olur. Ama inkar etmiyorsun dediğiniz gibi ama Müslüman olur. Tabii. Müslüman. Mesela amelden, amel el-i sünnet diyor ki amel, namaz, oruç imandan değil. İmanın esası değil.
İman esasından değil yani. İman olabilmesi için amentü billahi ve melekete ve gülü. Bunun için de namaz var mı? Yok. Namaz şartı nerede var? İslam'da var. Şimdi amel imanın şartı değil. Amel olmayanın kafir olmaz ama kafirin de ameli olmaz. Bu İmam Azam söylemiş. Kafir, namaz kılmayan kafir olmaz ama kafir de namaz kılmaz. Şeyde amelu 103. sayfa işareti yazılıyor ki amel imandan değil ama amelsiz itikat da sağlam kalmıyor. Şimdi bir insan peygamberimize inkar etse ama namaz kılsa veya ne bileyim yakışıksız şeyler söylese peygambere, biliyorsa eğer aklı muhakeme muvazenesi varsa ne dediğinin farkındaysa imanı gider. İman, iman o kadar şey değil. Allah imanımıza kefil değil. Rızkımıza kefil. Allah imanınıza kefilim demiyor. Ama imanımıza kefil olan rızık meselesinde sanki kefil değilmiş gibi çalışıyoruz. Sanki Allah rızka kefil değilmiş gibi çalışıyoruz. İmana kefil değil. Sanki kefil gibi rahatız. Allah affeder. Allah affeder diyor. Evet. Atıyoruz kenara. Şimdi selefileri anladık. Tesiri hakiki veriyor sebebe. Cebriye anladık. Hiç vermiyor. Şimdi ehl-i sünnet anlat. Her şeyin bir mülk, diğeri melekut. Yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti var her şeyin. İki ciheti var. Bir görünüş, Adem. Bir senin görünüşün var böyle kaportan. Bir de ruhun var. Farklı. Mülk ciheti bazı şeylerde güzeldir. Bazı şeylerde de çirkin görünür. Aynenin arka yüzü gibi. Melekut ciheti ise her şeyde güzeldir ve şeffaftır. Aynenin diş yüzü gibi. Tek boyut olsa ayna cam olur. Şu çerçevenin camı olur. Ne kendini görürsün, değil mi baktığın zaman, ne de dışarıdakinin içeriye girmesine mani olursun. Olamaz. O zaman cam ayna olabilmesi için ne lazım? Arka bir perde olması lazım. İşte bunun içinde gözüken bir şey var. Aynada gözüktü. O zaman arkasında siyah olmasa bu karşısı burada gözükmez. İçinde tarla gözüktü. Bu ne var o zaman? Arkasında siyah var. Bir de önünde şeffaflık var. Bir de içinde bir şey var. Bir gözüken bir de gözükmeyen. Ama arkasındaki siyah satıh olmasa cam olur, ayna olmaz. Aynanın iki yüzü var. Bir gözüken siyah, bir de parlak yüzü. Hocam ne desek ki mesela? Hastalık bana Allah verdi. Ben okuyayım ondan sonra dolduralım içine. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir. Ve aynı zamanda o gibi çirkinlerin yaratılışı mehasini ikmal içindir. Mesela her şeyin iki yönü var ya, bir gözüken tarafı var, bir de gözükmeyen tarafı var. Gözüken taraf çirkin olsa da, işte hastalık bir şeyler diyecektim, diyeceksin yine. Fakat gözükmeyen öteki taraflar, mesela zahirde hastalık çirkin. Yani, ama hakikatte ruhun tekamülüdür. Kafesten ruhun çıkmasına vesile, rahat ediyor. Günah çiğitiyle ölüyoruz. Bir de okuyayım. Öyleyse bak, melekut ciheti her şeyde güzeldi, şeffaftır. Her şeyin melekutu, iç tarafı şeffaftır, güzeldir. Her şeyin zahirisi ona göre çirkin gözüküyor. Mesela ne kadar peygamber dahi olsa ruhuna göre bedeni fani. Ne kadar miraç yapsa dahi bedeni beşer. Ona göre böyle. Melekut ciheti ise her şeyde güzeldir, şeffaftır. Aynenin diş yüzü gibi. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir. Ve aynı zamanda o gibi çirkinlikler
Allah zahirde niye çirkinlikleri yaratmış? Güzelin güzelliğini artırmak için. Mesela Kadıköy'de var böyle ama bilmiyorum kaldırdı mı Kadıköy Belediyesi. Bir bahçe var böyle, park. Harika bir park, güzel yapılmış. Onun güzelliğini nasıl gösterecek? Ortasına çirkin şeyler koymuş. Irmak akıyor, taşlar böyle yamuk yumuk kırılmış böyle, atılmış kalkılmış böyle sular. Ha, bu güzelin güzelliğini artırma noktasında bu çirkinin çirkinliği hizmet ediyor. Bir de okuyayım orayı. Ve aynı zamanda o gibi çirkinliklerin yaratılışı mehasini ikmal içindir. Yani güzelin güzelliğini tamamlamak içindir. Öyleyse çirkinin de bir nevi güzelliği var. O zaman çirkin gözüken güzelin güzelliğini göstermek noktasında vazifesi olduğundan o zaman zahirde gözüken çirkinlik de çirkin değildir. Mesela bu memlekette köyde gübre mesela çirkin gözüküyor, necis gözüküyor. Ama portakalın altına koyduğumuz zaman, çayın altına koyduğunuz zaman bak oradan çay içiyoruz. Yani zahirde çirkin. Çayın altına gübre koyuyoruz. Gübreyi mi içiyoruz aşağı? Bak zahirde çirkin. Ama onun güzelliğini artırıyor. Öyleyse çirkinin de bir nevi güzelliği var. Binaenaleyh bu hususta ehli itizalin çirkin şeylerin halkı Allah'a aittir, Allah'a ait değildir dedikleri safsataya mal kalmadı. Mesela Selefiler, Muteziler, Vehhabiler, üçünü de aynı anlamda söylüyorum. Çirkin olan şeyleri Allah yaratmamış. Gübreyi Allah yaratmamış. Allah yaratmaz. O trafik kazasını Allah yapmaz. Onu kim öldürür o acımasız? Allah yapar mı ya onu? Onu adam şoför kendisi öldürür. Çirkinin yaratılışı kişiye veriyor. Kişi efalinin failidir diyor Mutezile. Niye yapıyor bunu? Düşmanlıktan değil. Güya Allah'a tenzih ediyor. Allah'a kusurdan teberri ediyor. Allah böyle bir şey yapar mı ya? Diyor yani. Allah böyle bir şey yapar mı? Yapmayacağına göre Allah yapmamıştır bunu. Trafik kazasının kanser kendi şeyiyle olmuştur diyor. Dördüncüsü, gidiyorum böyle biraz gidelim. Alemimizde malzeme yapıyor. Sonra düşüneceğiz bunların üzerinde. Bunlar malzeme, önerme. Mesela darp ve katle terettüp eden elem ve ölüm gibi hasıl bir mastar ile tabir edilen şey mahluk ve sabit olmakla beraber camittir. İlmi sarfta malumdur ki camitlerden ismi fail gibi sıfatlar yapılamaz. Ancak kesbi, nisbi, itibari olan mane-i mastariden yapılabilir. Öyleyse ölümü haliki katil değildir. Öyleyse ehli itizalin hatalarına hata nazarıyla bakalım. Mesela elimi vurdum. Ses çıktı. Tamam bu masa, el, sebep ama bu ses sonuç Allah'ı bunun dışında niye düşünüyorsun? Yani bu vurduğumuz zaman elimi de masayı da sesi de yaratan Allah mı bu tertibi yapmış? Bu tertibi. Sebepler var diye bu sesi Allah'ın dışında birisine veremezsin yani asili bir mastar. Yani mastardan yani sistemden sonucu bile Allah yapıyor. Bir de okuyayım. Darp ve kaltık terapi denen elem ve ölüm. Yani bunu nereye kullanacaksın? Kanser isabet etti. Korona isabet etti. Şimdi hakikaten ya bu yetim çocuğu, bu kadını yani bu yaşlı nasıl aldı ya? Niye aldı ya? Bak elem ve ölüm gibi hasıl bir mastar. Sonuç. Ölüm hasıl bir mastar. Tabir edilen şey mahluk ve sabit olmakta. Mahluktur, sonuçtur. Camittir. Yani bu hastalık denilen şey camittir, camit. Yani nedir o? Bir şeyin olmamasıyla başka şeyin var olması. O zaman bir şey yaratılmıyor. Mesela diyelim ki hastalık niye tepemize biniyor? Sihat çekiliyor. Tepene ademi olan şey biniyor. Yani yok da o vardı zaten. Şöyle diyeyim. Soğuk,
soğuk kaynağı var mı? Mesela sıcağın kaynağı var. Güneş ve soba. Yok. Karanlığın. Karanlığın kaynağı var mı? Yok. Işığın da kaynağı var. Işığın kaynağı var. Karanlığın kaynağı yok. İşte buna Adem deniliyor. Ne demek bu? Yani varlıkta her şey aslında Adem. Sonra Allah'ın yaratmasıyla vücut buluyor. Allah güneşi vurursa aydınlık oluyor. Isıtırsa sıcaklık oluyor. Şimdi nereye kullanacağım bunu? Allah her şeyi muba olarak yarattı. Şafii tecelli ettiriyor, sıhhatliyiz. Ettirmediği zaman hastalık nasıl oluyor? Yani alınca Allah hastalık vermiyor. Otomatik sıhhat gidince ademi bir vücut oluyor, hastalık gibi şey. Mesela günahlar da öyle. Günahlar ademidir diyor. Ama hastalığa demiyor ademi çünkü vücudu netice veriyor. Günahlar diyor, vücudu değildir. Ne ademidir diyor. Kesbinden çıktığı için. Ancak kesbi ve nisbi itibari olan mana-i mastariden yapılabilir. Öyleyse ölümün halikatı mesela diyelim yapayım ben bunu. Şu örneğini vereyim. Ahmet bu dedi. Şu tüfeği kaldırdım. İçin ben adama çevirdim böyle. Tak diye adam vurdu öldü. Nasıl bu patladı? Tesiri. İrade var. İnsanı düşünmeden düşün. Bak şimdi tetiği çektim. Tetik horozuna gitti. Horozun. Horozun önünde iğne var. İğne kapsula gitti. Kapsül. Kapsülden barut. Barutun önünde de saçma veya mermi çeşidi var. Onu ne yapıyor? Basınçla o barut patlayınca ileriye doğru gitti. Peki adam öldü. Kim öldürüyor? Mermi öldürüyor. Kim, benim suçum yok. Tetiği kim çekti? Ben. Ama demiyor. Sonuca bakıyor. Bu adamı öldüreni mermi. Mermi öldürürse suçlu odur. Yani zincirleme bir eylemin neticesinde adam ölüyor. Zincirleme eylemi başlatan sensin. Ama insanı kaldırırsan Cebriye diyor ki bu tetiği çekse de çekmese de Allah murat etti mi ölümüsü? Bu gidecek de ölecek. Mutezile diyor ki bu tüfeği diyor eğer bu tertip olursa mutlaka ölümü olur diyor. Ehli sünnet diyor ki tetiği çekmese biz şeme çul. Bazen de şey oluyor yani onun dışında da yani. Evet. Adam korkudan ölüyor. Kan krizi geçiriyor adam. Korkudan. O da ademi vücut kalkıyor. Yani mesela bana çok sorarlardı. Onu Hızır abiden duymuştum. Allah selamet versin. Allah taksiratını ve nurlarını artırsın. Bize de şefaat etsin. Vefat etmiş bir vakıf abimiz. Yanımda sormuşlardı. O zaman biz 22 yaşındaydık. Hızır abi dedi. Allah'ın dedi bütün isimleri cennette azami tecelli etmeyecek mi dedi. Edecek. Allah şafisi nasıl tecelli edecek? Orada hastalık yok ki dedi. Ne soru değil mi? Çok acayip ya. Nasıl bir hastalık yok ki. Nasıl şafi tecelli edecek? Dedi ki hasta olmayasın diye azami derecede şafi tecelli edecek ki hasta olmayasın. Onun için zaten cennette hastalık yok. Güzel bir cevap. Ya mükemmel ya. Yani niye hastalık yok? Cevap veriyor gene. Çünkü şafi devamlı tecelli ettiği için hastalık onun için oluyor. Kesintisiz yayın. Burada Şafii'yi çektiysen hasta. Şafii çekiyor burada. Hasta oldum diyorsun. Hasta Allah seni hasta etmedi ki Şafii'sin için. O zaman hastalığı olsa bilinmez onu sana. Ha? Burada hastalığı tanımasa orada cennette sen hasta, sihat, ben devamlı sihattayım. Nasıl bileceksin cennette? Mesela Barkandaks hastalığı zikretmek sen darlıyor ya. Ha bilmese burada hasta olmasa adam. Yani hasta olmasa onun şafi ismini sadece. Bilemez. Hani uzatıyor mesela yemek, melekler yeme işi olmadığı için, hastalık olmadığı için. Ama ilmen beni hissen bilmezler. O zaman şafi ismini hissedemezdik hastalık evet. Olmasaydı. Evet. Hastalık da zikretmek son aynı öyle. Melekler mesela. Allah'ın Rahman ismini biliyor. Şafi ismini biliyor ama hissedemez. Acıkmıyor ki.
hasta olmuyor ki melek. Onun için insana yetişemez. Olduğunu biliyor. Bazı Müslümanlar var ya, Allah var olduğunu biliyor ama Allah bir tanımıyor. Onun gibi bir şey. Allah var. Aha var. Ama benimle alası, ya Rabbi, alakası yok diyor. Beşincisi, insanın kat gibi zahiri ve ihtiyarı olan fiilleri nefsin meylanına intiha eder. Cüz-i ihtiyarı denilen şu nefs meylanı üzerine münazaralar devam eder. Mesela ihtiyar ile irade arasında pek fark bilinememiş şimdiye kadar. Risale-i Nur'da şey yapılmış. İrade ile ihtiyar mazide ve istikbalde hep var. Yani mesela elestu bi rabbikum dedi değil mi bize? Rabbiniz değil mi? Biz de demişiz elhamdülillah. Demeyen de varmış. Galubela. Bunu ihtiyar dememiş, irade demiş. İhtiyar, irade vicdana ait sıfat. Cennette de tercihler olacak. Cennette de şuna geçeceğiz, buna bunu diyeceğiz. Pazartesi şunu yapacağız. İrade var. Ama ihtiyar beşeriyetin içerisinde. Alem-i şehadet hat. İhtiyar nerede söylüyor? 24. sözde hayvanlarda da vardır diyor. Cüz-i ihtiyarı. Maziden hayvanın ihtiyarı, kafirin ihtiyarı da öyle. Kafirin mazisi var mı? Yok. İstikbali var mı? Yok. O zaman mazisiz ve istikbalsız anda şu mu, o mu, bu mu, o mu? Bunu tercih eden ihtiyar. İrade ise maziden besleniliyor, istikbale nazar edip halde ihtiyara tercih ettiriyor. İhtiyar tercih, irade uygulamam. Yok bak şimdi. İrade maziden besleniyor, Allah'tan besleniyor. Vefadan besleniyor. Mesela Allah'a vefa ediyor. Kültürden besleniyor. Ayıptır, günahtır ya. Bize de yakışmaz. Biliyoruz ya. İmanıma uygun değil. Allah istemiyor. Mazi Allah'tan besleniyor irade. İstikbale nazar ediyor. İstikbal da ahiret. Ya bunun hesabı var ya. İrade Allah ile beslenip ahiretle anlamlanarak halde İhtiyara diyor ki bunu tercih et. Kutsi bu. Kutsi. Günahta olmuyor bu. Mesela kafirde irade var. Hayırda var. Hayır. Mesela kafir araba kullanıyor. Hayır. Bir köpeğe et veriyor. Hayır. İhtiyar öyle değil işte. İhtiyar aklidir. Dima ait. İrade ise vicdana ait bir sıfattır. Bu kadar olduktan sonra şöyle diyeyim de okuyayım. Ben bir ifade var sana, ben de sana cüz-i ihtiyare namında senin bir iraden var. Ha, senin bir irade derken mazide, müstakbelde yok, bu senin bir iraden. Cüz-i ihtiyare namında. Hmm. Ama irade senin değil. İrade Cenab-ı Hakk'ın sübutu sıfatlandır. Evet. 136'da. Hutbe-i Şamiye'de. Orada diyor. Kutsi mesela, ilim, irade, sem, basar, Allah'ın bir de şey de var, 9. sayfa şu alarda, Allah'ın sıfatları bu. Subutu sıfatları veya zatı sıfatları bizdeki ortaya çıkışı. Peki ne işe yarıyor irade? Kutsi şeylere hep o tercih edilir. İbadetleri, hayr hasanatları o yapar. Vicdanı çalışmayanın zaten bunların işi olmaz. Yani kafada kafirin mazisi müstakbeli yok ama tercihi var. Bu tercihi iradeyle değil, irade bitmiş onun. İhtiyar ile yapıyor. Yani şöyle mesela parkta oturuyoruz şimdi kalabalık. O anda ezan okundu. Ben kalkıyorum camiye gidiyorum. Ama diğerine gitmiyor. Burada şimdi irade var. İhtiyar ile oturuyor, irade ile camiye gidiyor. İradesi çalışsaydı giderdi, çalışmıyor. Burada şey de sana bir vicdanın anası ve erbası diyor iradeye mesela. Evet, vicdanın anası ve erbası ruhun dört havası olan
irade, zihniniz latife-i Rabbani. Vicdanı olduğu için. Vicdan nedir böyle? Celalde cemali, cemalde de celali görebilme mekanizması bu. Vicdan. Bir daha. Celalde cemali, cemalde celali görebilme mekanizması ya. Mesela diyelim hastalık, celali bir şey. Ama orada cemali nasıl göreceksin? Elhamdülillah günahlarımı Allah affediyor. Allah Müslümanın hastalıklarına günah affediyor. O hastalıklarım affediliyor bilinci, şuuru insana cemali bir bakıştır o. Huzur veriyor. Ve hastalığında memnun oluyor. Ama zatında celal. Celal içinde cemali gör. Peki cemal içindeki cemal ne oluyor? Bir hayrı riyakarlıkla yapıyor. Desinler diye namaz kılıyor. Ne yaptı? Cemal içindeki celal. Amel cemal. Namaz kılıyor, kale alıyor, dershaneye kapı yapıyor. Ama desinler için. Görüyor musun? Vicdan. Bunda bir şey güzel bir ifade var. Elli birde, katrede, sevabı günaha kalbeder. Sevabı günaha kalbeder. Niyet nazar, niyet nazarda. Niyet ama müddetçe hayır. Evet. Hani yaptığı işler saydığın şeyler hayır güzel işler. Hayır işler. Ama gösteriş niyeti olunca. Gösteriş niyeti olduğu için. Sevabı günaha. Sevabı günah kalbediyor. Evet, niyet ve nazar. Eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Hastalığa niyet ve nazar. Amel mesela. Yaptı ama niye yaptı? Mesela kişi diyor böyle dev hasenelerle gelir diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aşırı meydanına. Ama diyor müflis olur diyor. Çünkü niyet ve nazarı farklıymış. Farklı yapmış onları. Altıncısı. Adetullah üzerine irade-i külliye-i ilahiye, abdin irade-i cüziyesine bakar. Yani, beşinci atlamayayım biraz daha. Çünkü burada meylan da var. İstersen beşi bir de okuyayım da meylana biraz gireyim. Bazı canlı yayında olanlar diyebilecek ki acaba meylanı neye sıyırdı? Beşi bir de okuyorum. İnsanın kat gibi zahiri ve ihtiyarı olan fiilleri nefsin meylanına intiha eder. İşte biraz önce söylediğin 51 mesnevideki o niyet ve nazar mahiyeti şayet ayrı eder. Cüz-i ihtiyari denilen şu nefsi meylan üzerine münazara devam eder. Meylan var ya meylan, meyletmek. Kalbe ait bir sıfat. Kalbe ait bir sıfat. Şimdi ben size dağın tepesine çıkın. Kar var olduğunu kabul edin. Ufak bir kar topu yapın. Yukarıdan aşağı bırakın. Vadiye inene kadar kütle olur. Ondan bundan alır. Şimdi suya dönüştürelim bunu. Bir puar suyu çıksa, iyi bir su çıksa dağın tepesine, Ahmet orada içtiğini kabul et. Tadı farklı olur. Aşağı inene kadar geçtiği otlardan geçiyor, yarıklardan geçiyor, ağaçlardan geçiyor, yapraklardan geçiyor, madenlerden geçiyor. Bir sürü yerlerden geçiyor. Onlardan bazılarını üzerine alacak, eritecek. Kendisine karşı. Aşağıda tadı değişik değil mi? Muhakkak değişiyor. İşte meylan kapten böyle halis arı duru bir su gibi çıkıyor. Kapten çıkıyor. Vicdana iniyor. Vicdanda irade, zihin, his, latife-i Rabbani, dimağda, itikat, iltizam, izan, taakul, taahhüt, tasvir vesaire. Sistemler bu meylana bir şeyler ekliyor. Aşağı indiği zaman meylan pek arı duru olmuyor. Yani çok az oluyor. Kalpteki meylan sonuçta da aynı olması çok acayip bir nimet. Onun adına ne deniliyor biliyor musunuz? Başıyla sonu birbirine yakın olana istikamet deniliyor. Mesela adamın ilmi var. Belam bin Bahura, Karun gibi. İlmiyle dalalete giden dünyada mezarlıklar doludur. Mezar doludur. İlmiyle dalalete giden. Ama istikametle dalalete giden yok. Harika cevap. Allah razı olsun. Güzel dedi. Mekte ve müntehayı Allah Resulü birleştirmiş.
Yani kalpteki niyetiyle fiiliyatında aynı. Bir de ne yapmış? Onun bir başka izahı. Mebde muntahayı birleştirmek demek 23 sene önce ameli itikadı ve söylemi nasıldıysa, namazı nasılsa 23 sene sonra tekamül etmeden, değiştirmeden aynı söyleyebilmesi imkansızdır insan için. Ama bu mümkün peygambere. Yani mesela sen 23 sene önce konuştuğun gibi mi konuşursun Ahmet? 23 sene önce cahili cühelaydık ne hepimiz? Şimdi daha değişik izah ederim. Mesela şimdi sana sorsalar cennette Şafi nasıl tecelli edecek? Şimdi değişik cevap verirsin. Ama 2-3 saat önce söyleselerdi bilmiyordu. Allah Resulü en son söyleyeceğini ilk başta söylüyor. En son yapacağı mükemmel ameli ilk yapıyor. Bir de sonra böyle bir şey olur. İstikamette nasıl başladıysa nihayetine kadar o istikamet devam ediyor. Evet. Bir insan mesela bir görüş yapar, bakar belin suslatıyor mesela şeyler diyor mesela Abbasiler bidayetliydiler nihayette diyor bozulmuyorlar. Evet, Abbasiler ilk önce bidayette ilk önce istikamet değil. Emeviler, çok... bidayetin nihayet istikameti bozdular. Evet, Emevilerle Abbasiler. Osmanlı ayet ezanı. Osmanlı evet. Osmanlı başta ve ortası iyiydi. Sonu bozdu. Hani insan bir şefte gayret ediyor. Benim zamanımda bir şef düşüyor. Gayret düşüyor. Yani binalara takması kılıyor. Ama peygamberin nasıl başladıysa o şef, ahmiyet, o gayret, metanet ne sayarsan say. Nihayete kadar hep öyle. Ya nasıl bir şey ya? Peygamber işte kalpteki niyet ile hani dağın suyunu söyledim ya. Ta aşağıdaki su da aynı. Kalpteki niyet, latife-i insaniyesi, latife-i insani kalpte. Meylan da kalpte. Meylan, meyil. Latife-i insaniye giriyor. Oradan vicdana iniyor. Oradan dimağa iniyor. Oradan eyleme ve kelama, konuşmaya iniyor. Meylan ta kalpteki ile aynı sonuç. Sonuç ile başlangıç aynı. Bunun adı istikamet. Fiil ile meylan eşit. Evet. Masar olmuş. Adalet. Ya böyle deyince bir insan bu nasıl ya? Ben mesela şu şöyle hafsalama almıyor. 23 sene sonra söyleyeceğim bugüne göre mükemmel bir sözüm şimdi söyleyeyim. 23 sene sonra mükemmel bir takvam, mükemmel bilmem nelerim şimdi olması. O nasıl ya? Mebde ve mutahi birleştirmiş. Ancak aleyhissalatü vesselam'a mısız. Hayran olmamak mümkün değil ya. Bunun için demişler, evvel ve ahirimizi hayır edin. Evet, evvel ve ahirimizi hayır edin. Mesela Fatiha suresini günde 40 defa okuyordun mesela. Evet, günde 40 defa Fatiha. Yani 40 defa Cenab-ı Hak'tan bir ayet, 5. ayetin günde 40 defa Allah'tan istikamet ya. 40 defa başka bir şey istediğimiz var mı? Ya. Allah evet Allah'tan günde 40 defa ayet olarak namazda istiyoruz. İhdina sıratel müstakim. Onu isteyebilmek için başındaki o ayeti var ya mesela Fatiha'da hani tecvitte diva harfi var ya duracaksın. Dur mutlaka. Dur. Hangisinde duvar? Mutlaka dur. Okuduğun zaman dur. Onu okuyunca da dur. Yani bir ayeti okuyorsun, öteki ayeti bağlayabiliyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Bağlayabiliyorsun. Ama Fatiha'da bir ayet var. Ondan önceyle onu bağlayamıyorsun. Onu okurken de sonunda mesela. Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Bak Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. 3 tane. Bu ortadaki ayetin başı var, sonu var. İkisiyle de birleştirebiliyorsun. Bu Fatiha'da Kur'an'ın bakın Kur'an'ın bütün filistesi Fatiha'da. Fatiha'da bir ayeti var. Bir ayet var. Ortada bir ayet. Önceki ayette birleştiremezsin. Devamıyla da birleştiremez. İki tarafına da Allah kesinlikle şeyleri koymuş.
bariyerleri koymuş. Birleştirme. Tek oku bunu. Tek okuyacaksın. Birleştirme. Buna birleştirme. Buna da devam etme. Ne? Hangi ayet o? İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bunu diyebilen ihdine sıratel müstakim. İstikamet bu insan işte. Ne demek? İyyâke ne'budu. Sana yalnız ibadet ediyorum. Yalnız sana yalnız ibadet edebiliyorsam, yalnız senden yardım isteme hakkım var. Bu hakkımda varsa, böyle bir itikad ediyorsam, ben istikamet değil. İstikamette oldu mu nereden bileceğim? Bir huzur var. Tek okunan harf bu. Rahatlama harfi bu. İhdine sıratel müstakim. O zaman Fatih okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Dur. İstersen tek tek oku. Ama hasreten İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Metnele bas. İyyâke ne'budu ve İyyâ. O ayetin önü arkası geçemez. Çok ilginç ya. Son olan durmak üzere her gün ayette. En güzel o. Mesela şöyle. Abdurrahman çok iyi yapıyor bunu. Namaz ya. Ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Abdurrahman şöyle okuyor. En iyisi o. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Mustafa da böyle okuyor galiba değil mi? Sen de benim gibi gafilsin. Rubai dişlerinde. Mesela mağdub diye, madem diyemeyeceksin, dal olarak söyleyeceksin. Mesela zata kaçıyor. Böyle. Ya bilmiyor, yapamıyorsa dat diye okuyacak. Bunun hakkında bir hadis var. Aranızda datı en iyi ben yaparım diye dendiğine göre dat bir kabilet istiyor. Sıradan. غَيْرِ الْمَعْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِّينَ دَالِّينَ okursa dat hakkında hadis gelmezdi. Aranızda dat harfini en iyi ben yaparım diyor Allah Resulü. Eğer dalindense en iyisi yok. Herkes aynı yapar. Onun için tecvitte ne yapar? Ben peygamberin için okudum. Öyle diyor. Diyor ki aranızda datı en iyi ben yaparım. Benden sonra Hazreti Ömer değil de ben Hazreti Ömer. O da devamı var mı? Bilmiyorum. Sen okumuşsun bilirsin. Arkadaki iki diş var ya neyse. Onun arasına dilin kenarını koyarak çıkıyor. Bir tane ben bir saat getireyim buraya. Saate bakarım. Bir saat oldu mu? Gitti mi diyorsun? Ama altıyı okuyalım o zaman. Altı, yedi, sekizi de okuyalım. Var mı? Sıkılır mısınız? Yok, ama dur altıyı bir okuyayım. Madem Mustafa yaptı. Keşke zaman olsa da böyle bunu zaman mefhum olmadan müzakere mutala yapabilsek şu işaret icazın kader şu şeyini. Ama inanın ben kelimeye tabire hiç durmuyorum. Anlaşılmak istenenin bu ortamda ne denilmesi gerekeni söylüyorum. Tabir üzerine hiç durmuyor. Altıncısı, adetullah üzerine irade-i külliye-i ilahiye, abdin irade-i cüzesine bakar. Harika. Yani bunun bir fiile taallukundan sonra o taalluk eder, öyleyse cebir yoktur. Mesela Cebriye diyor ki, sebep yok. Allah dedi mi bitti. Allah'ın bir kainatı yarattı. Kainatı, sistemi kurdu. Tamam mı? Kurduktan sonra ilk yaparken
ben oldu. Ben. Kur'an'da ilk yaratılmayı ben tabirini kullanıyor. Sonra yaratıldı. Mesela hurmayı yarattı. Ben yarattım diyor. Sonra ikinci kez hurmayı yaratırken biz kullanıyor. Niye? İlk yaratmakta Allah Halik olarak yaratıyor. Tek. Ama ikinci yaratmakta diğer esmaları da kullanıyor. Her bir esma ben. Rahman ben, Rahim ben, Kerim ben, Latif ben, Hakim ben, Adl ben. Her bir esmaya ben deniliyor. Benleri toplarsan biz. Biz yarattık demek esmanın bütünlüğü demektir. Esmaların bütünlüğü. Esmaların cemi olursa Allah Kur'an'da biz yarattık diyor. Biz derken esma hüsnaları. Ama ilk yaratılmayı mesela zamansız ol kün feykün dediği anda o ben oluyor. Yani Kur'an'daki tabir sebepsiz yaratılmaya biz, ben, sebepsiz yaratılmaya ben, sebepli yaratılmalara biz diyor. Onun için ben ve biz, onun bir de izah olsun. Şimdi Allah bu kainatı yarattı. Bu kainatı ama bir sistemi yarattı. Hakim olduğu için. Matematiksel hesaplarlar yapılmış. Bu kainatın gözükenin arkasındaki sistemin adı adetullah'tır. Adetullah, Allah'ın adeti. Mesela suya basarsan ıslanırsın. Şekeri ağzına koyarsan lezzet alırsın. Suya girdin ıslanmak istemiyor demek çare mi? Değil. Allah'ın bir adeti var. Diyor ki adetullah üzerine irade-i külli-i ilahi. Şimdi Allah bize mutlak hayır ve bizimle alakası olmayan şeylere bize sormadan direkt yaratıyor. Mesela benim cinsiyetimi o yarattı. Anne babam kim olacağını o seçti. Nereli olacağımı seçti. Vesaire vesaire. Bu direkt yaratıyor. Ama beni yarattıktan sonra benim yapacaklarıma Allah nazar ediyor. Arkadan nazar ediyor. İrade-i külliyesi Cenab-ı Hak. Benim irade-i cüz'ime nazar ediyor. Bakayım nereye meyledeceksin? O meyilden sonra Allah onu halk ediyor, yaratıyor. Mesela şarabı kaldırmak istiyor. Bu tutup kaldırıyoruz. Bunu bu fiilin faili Allah. Mesuliyet sana ait. Niye? Sen kaldırmak istedin. Asansör misali gibi. Bu 40. hocanın güzel bir misali var. Asansör misali onun misali. Diyor ki asansöre diyor numaralar var. Numaraların yanında yazıyor diyor. 10. kata çıkarsanız diyor kafe, kafeterya. 9. kata giderseniz yemekhane var. Efendim 8.ye spor salonu var diyor. Böyle sırala. Zemin 1'e basarsanız diyor aç aslanlar var. Zemin 2'ye aç köpekler var. Zemin 3 aç timsahlar var. Var da var. Diyor ki orada bir tane asansörün düğmesine bassan bilerek. Bir basma halinde olmuyor. Hemen bir tane geliyor. Onaylıyor musun diyor. Bak aç köpekleri gidiyorsun ha. He diyorsun ben bastın gittin aç köpekler. Sen ne yapacağı belli. Suç asansörün mü senin mi? Götüren o. Kim? Asansör seni götürdü. Sen onayladın. İşte asansör o elektrik tesisatı kebandan gelecek asansör sistemi irade-i külliye. İrade-i cüz'iyede o asansörü onaylamak. Daha hiçbir şey yapmıyorsun. Yani evvel, ahir, Allah'a ait sen bir basıyorsun. Cüz'i ihtiyarı. Mesela sabah namazı, uygulayayım bu asansörü. Sabah namazının kalmak niyetin var mı kalkmak? Zilin çal, ezan okundu. Niyetin yoksa 5 dakikada yatayım demenin adı o. Ne pek kılmaya niyetin yoksa 5 dakikada yatayım demektir. Çünkü 5 dakikada yatayım demek ben kalkmayacağım demektir. 5 saat yatmışsın, uykuya doymadın da 5 dakikada mı duracaksın? 5 dakikada yatayım demek namaz kılmayacağım demektir. Tamam. Şimdi sonuç Allah bana nasip etmedi sabah namazı uykudan kalkamadım. Niye derse gelmedin diyorum. Nasibimiz yoktu abi. Allah nasip etmedi. Şimdi derse gelmemenin suçu Allah mı? Derse Allah nasip etmedi diyor. Sen istedin de öyle oldu. Nefi diyor. Sanki cebir var yani. Abi nasipsiz sopa bile yenmez. Ama sopa yiyince karakola başvuruyorsun. Nasibim bu diye oturuyor musun? Trafik kazası olunca diyor musun ki nasibim buydu? Gele bakalım.
bu arabanın kaderi nerede demiyorsun, şoförü nerede? Yani. Demek ki adetullah üzerine irade-i külli ilahi, tam çay içeceğiz. Öyle mi? Tamam. Adetullah çok üzerine duruyorum. Yani Allah bu kainatı kurdu. Bir ustadla misal vereyim. Adetullah kanunu 6 tane yöntemin bütünselliğidir. Bir gemi sistemini şey yapıyor. İtaat, imtisal. O 6 tane, 4 tane miydi? 6 tane miydi? Şeyde 99 sözlerde, 99 sözleri verse, sözler var mı? İtaat, imtisal, söyle ya, muvazene, terazi 99. İnşallah hafızam şey yapmamıştır. 99 veya 94. Dört tane. (gülüyor) 99'da yok. Niye? Yok yok. Muvazene, terazi, mukabele. Kaçıncı şeydi ya? Sayfa 90. Şeffafiyet, intizam, imtisal, muvazene, dört tane. Bu bütünselliği adetullah. Mesela şöyle. Allah ilk önce misal gemiyi yarattı. Bir gemi. Harika gemi. İşte demirlerle bir sürü teknoloji kullandı. İlk bunu yapmak zordur. Böyle bir şey. Yapıldıktan sonra koca 300 bin tonluk gemiyi çocuk bir düğmeye basarak çalıştıramaz mı? İlk yapmak zordur gemiyi. Hadi çocuğa desen ki gemi yap. Yapamaz. Ama düğmeye basarsa kendisinden dev gibi daha büyük, ben bildiğim için mesleğim. Piston var ya piston. Gemilerin pistonu insan boyundan büyük. Motorun içinde çalışan piston. İnsan boyundan büyük. Böyle dev bir gemiyi çocuk bir düğmeyle basar. Allah ilk önce yaratırken bize göre konuşuyorum zordur. Sistemi kurdu. Sonra sistemi çalışması artık çok kolay. Bize daha çok kolay. Bunu diyor o zaman intizam sırrı. İntizam sırrı. Kurdu. Mesela diyor iki tane dağ tartacak kantarı yapmak zordur. Bir kantar. Kantarı buraya bir dağ koydun mu? Buraya bir dağ koy. Koydun mu abi? Dengeli olsun Adem. Tamam. Tam dengeli mi abi? Dengeli. Buraya bir ceviz koy. Sen söyle ne olur? Peki dese ki bir tanesi vallahi benim cevizim bir dağ dibe, öteki dağ havaya kaldırdı. Nasıl olur lan? Çok hassas bir terazi olsun. Olur mu olmaz mı? Ha olur. Mesela bir komutan itaat siri. 1000 kişiye hop marş dese bir kişiyle 1000 kişi fark eder mi? Etmez. Ama sana itaat siri. Ondan sonra şeffaf. Güneş bir vuruyor. Bütün bu pazarın, bu köyün, Irmak köyü. Eski ismi hoşuma gidiyor. Mamatçı var. Her tarafına ufak ufak ayna koysan. Hepsine usanmadan, zor olmadan hepsinde o aynada güneş gözükür mü? Gözükür. Bak, şeffafiyete bak. Hepsi, nuraniyet tabi. Nuraniyet hepsine bir anda vurabilmek. Şeffaf ise, şeffaf mı cam? Güneşi için alabiliyor. Cam, ufak cam, dünyamızdan 1.400.000 defa güneş için alabiliyor mu abiler? Bu çok önemli, bir de söylüyorum. Ufak bir ayna, dünyamızdan 1.400.000 defa büyük güneş için alıyor mu? Alıyor. Bu ruh da Allah'a böyle için alıyor. Anladık mı? Allah nasıl bende olabiliyor? Ufak bir aynada dünyamızdan, aynadan değil, dünyamızdan 1.400.000 defa ve daha büyük dahi olsa, o bu kadar aynaya alabiliyorsa, ayna alabiliyorsa, o güneş de buna girebiliyorsa, ikisi alabilme özelliği olacak, verebilme olacak. Benim bu ruhumda da Allah böyle oluyor, olabiliyor. Ruhum alabilme özelliğine sahip, Allah'ın da oraya tecelli etmesine mahit. Tecelli edebiliyor. İşte bu dört tane şeffafiyet, nuraniyet,
muvazene ve imtisal sırrıyla kainatı Allah kurdu. 90. sayfa. Bu sistem çalışıyor. İlk yapmak zor. Yoksa vallahi bu dünyayı yapmak bize göre tabii Allah için kolay zorluk yok. Cennetten zordur. Niye zordur? Cennet tek boyuttur. Hep güzelliktir. Cennet kolaydır. Tek boyuttur. Hiç zıt yok. Cennette zıt yok. Cehennemde de zıt yok. Güzellik yok. Dünya ise celaldi. Cemali de celali koyacaksın. Zıt da aynı yerde olacak. Şöyle diyeyim. Artı 10 santigrat derecede sıcaklık. Eksi 10 santigrat derecede soğukluk. Bu arada nasıl? Hepsi aynı şartlarda nasıl yapacaksın? Şimdi yapayım ben. Cennet ve cehennemi aynı ortamı yapayım. Odun gözükürken aslında odun kilosu var 10 kilo. Kilosu olmayan nur ve nurani enerjiyi odun olarak yapabilmek zordur. Odunda duman yok mu? Odunda nur yok mu? Aynı yerde nasıl olabiliyor? Sıcaklık var. Odunun tersi ona geleyim. Odunun en büyük düşmanı kim? Ateş. Ateş içinde. İçinde değil ya. İçinde şey aynı ya. Ama odun gibi gözüktüm. Et kemiğe büründüm. Yunus diye isimlendiriyor. Yani şimdi odunu yapmak zordur. Niye? Odunun en büyük düşmanı ateş. Kendisini yapmak. Ateşi koymak. Odunu yaktığım zaman çıkan duman örtüyor. Çıkan nur açıyor. İki zıt. Odunun kilosu var, çıkanın kilosu yok. Kilosu olmayanla kilo yapacaksın. Allah da böyle. Allah'ın kilosu yok, kilo yapıyor. Ezdadın cemi zordur. Bu dünya zordur cennetten. Zordur. Zordur ki Adem Aleyhisselam bizim gibi sıfır başlamamış. Cennette 33 yaşındaydı. Bütün sistemle donatılmış. Bütün ilimlere ait. Gel başla buradan dedi. Burası zordur. Bilin buranın kıymetini. Burada insan kendisini inşa eder. Burada kendisini anlamadır. Farkındalığı burada artar. Bilin bunun kıymeti ne olur. Gram bir nefes almanın ne demek olduğunu, ahirete nasıl bir sonuç olduğunu idrak etmek gerekiyor. Iskalamamak gerekiyor bu hayatı. O yüzden Mustafa Hazretleri bir şey diyor. Yani fena, niye bu mahlukat fena halidir? Çünkü zıtların cemilden dolayı niye bekaya gidecek bu ikincisi bekaya gidiyor cennete? Niye fena oluyor bekaya? Eğer bir şeyde zıt olursa fena olur. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçinde acizlik yok. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur Mehmet abi? İçinde cehalet yok. Ayrışacağız değil mi? Evet. İşte ayrıştığı zaman diyor o zaman bekaya baki olacak. Baki olacak. Ayrışınca ayrışman gerekiyor. Şu anda iki tarafından şimdi kalkalım gideriz sen yaparız. Burayı ıskalamamak gerekiyor bu hayatı. Hizmetin bir ucunda ol da demiş ya bir abiye gayrimüteşhirde. Ya abi demiş yani hizmetin neresi eftaldır demiş. Sana en uygun yer orası demiş. Gene anlamamış. Ya kardeşim gemide ol da istersen bodrumunda ol, istersen yağ pas içinde ol, istersen kaplanlık köşkünün orada ol. Gemi içinde ol da neresi ne olursa ol. Ne olursa ol kardeşim. Bu hizmetin bir tarafından tut. Tut kardeşim tut. Tuttuğun belli olsun. Safın belli olsun safın. Karınca misali. Bu ayakla Kabe mi gideceksin? Bu ağızda İbrahim mi söndüreceksin bu suyla? Suyu mu söndüreceksin demiş yani. İbrahim'e su taşıyorsun. Ne yapıyorsun? İbrahim'i söndürmeyi. Bu suyla söner mi? Ben de biliyorum. Niye yapıyorsun demiş. Safın belli olsun. Ya. Bitireyim 6-7 okumayacağım. Çünkü zamanım yok. Olmadı. Demek ki Allah'ın irade-i külliyesi bizim irade-i cüziye bakıyor. Asansördeki elektrik düğmeler diye aşağı iniyor. Yukarı çıkın buraya. Vallahi beni asansör getirdi. Adama iki tane çakarlar lan. Kim inanır? Seni kime... Niye beni öldürdün trafik kazasında? Ben öldürmedim. Fakat da sen öldürdün. Araba özdü. Ama sen çevirdin ya.
Demek ki Cenab-ı Hakk'ın irade-i külliyesi bizim irade-i cüziyemizimize nazar ediyor. O nereye meylediyorsa Allah meylettiği yere ilim ve kudret taluk edip halk ediyor. O zaman şarabı da kaldırtan Allah'tır. Kur'an'ı da kaldırtan, yani kaldıran Allah'tır. İsteyen sensin. Kaldıran Allah'tır. Kur'an'ı ve şarabı da kaldıran Allah'tır. Ama isteyen sensin. Şarabı kaldırmak istiyorum. Aa, kalkmıyorum. Kur'an'ı kaldırmak istiyor, kalkıyor. Cebir olur. Cebir olur. Bitirin. Abdin irade cüziyesine bakar. Yani bunun bir fiile taallukundan sonra Allah, mesela biz fiile meylettiğimiz zaman Allah bizim meylimize bakıyor. Meylimize bakınca Allah ilmi, iradesini, kudretini tecelli ettiriyor ve halk ediyor. O zaman Allah yaratıyor. Tamam, ama sen istedin. Enteresan bir şey var aslında, yani sözde iradeci meyalarında iradeciyle tağlık eder. Evet. Yani sen hidayeti, yani Allah sana hidayeti vermesi için senin istemeni istiyor. Evet. Yani Allah istiyor, hayrın toplamı hayır gelir diye. Fakat sen istemezsen vermiyor. Bir tanesi dedi ki, yani bu soruyla alakalı. Bu hocam dedi, kürsüde Almanya'da kağıt koydu önüme. Hocam dedi, Kur'an'da şu ayet var diyor. Allah istemezse isteyemezsiniz, istetmezse. Allah hidayet etmese siz hidayeti bulamazsınız diyor. O zaman benim ne suçum var? Bak, men yeşâ. Allah istediğine hidayeti veriyor. Evet, istediğine vermiyor. Peki insan burada nerede? Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan istediğini alırsın. Bir daha. Allah'tan hidayet mi istiyorsun? Allah'ın, bak, Allah'tan hidayeti almak için Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan istediğini alırsın. Bunu misal vereyim. Dışarıda güneş var. Panjur kapalı. Sana hiçbir kar yok. Panjuru kaldırırsan güneş içeri girer mi? Odayı ısıtır mı? Çiçekler büyür mü? Evet. Haşa, uyguluyorum. Güneşe şemsezeli, Allah de. Güneşten gelen şua hidayet. Camı kaldırırsan bunun adı irade. Ortaya çıkan sonuç, bitkiler büyüdü, yer ısındı, sen büyüdün saçın. Bu da iman. Allah'tan herkese hidayet vuruyor. Sen perdeyi kapatırsan, mesela telefon ediyorsun, aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Kaplama aranın dışında. Allah 70 defa herkesin kalbine vuruyor. Allah arıyor. Ya Rabbi diyor kalp. Bu kulun kaplama alanının dışında. Kapsama alanının dışında. Başka bir telefon ediyor Cenab-ı Hak 70 defa. Aynı kulun. Ya Rabbi, bu kuluna ulaşılamıyor. Veya ya Rabbi, gene Allah tecelli ediyor. Bu kulun sana şimdi cevap almaya, seni muhatap almaya, cevap vermeye müsait değil. Meşgul diyor. Başka hatta görüşüyor diyor. Namaz vaktinde Allah hattine değil, başka hatta giriyor. Evet, hidayeti Allah veriyor. Halk eden odur. Her şeyi o yapıyor. Ama her şeyin sahibine İstediğin gibi olursan sen ondan istediğini alırsın. İstediğini alamıyorsan onun istediği gibi değilsin. Çay saatimiz geldi değil mi? Tamam. Başka şeyler de var değil mi? Tamam, peki. Vâhir devâhü menilhamdülillâh rabbil âlemin. El-Fâtiha tümâ selavâd.